consejero, ¿qué piensa de mi partido? Bueno, muy contento por el trabajo del equipo, no solo por el resultado, sino por las sensaciones. Es verdad que la primera parte nos ha costado un poco más dar continuidad al juego. Al final están muy cerrados ellos, nosotros juntábamos mucha gente por dentro, pero creo que hemos sabido también jugarles, sobre todo también en la segunda parte, con los cambios tácticos también que ha hecho el míster, creo que también ha ido bien para seguir haciendo goles y sobre todo pues siendo atrás muy seguros. Çok mutluyuz adımıza. Bizi çok mutlu eden bir galibiyet oldu aslında. Çünkü ligde devam edebilmek adına ve iyi bir oyun ortaya koyabilmek adına bizim için bugün 3 puan önemliydi. Sadece 3 puan açısından değil, aynı zamanda bu galibiyetin getireceği, bize katacağı mutluluk açısından da çok önemli bir maçtı. Bugün özellikle ikinci yarıda hocamızın yaptığı taktik değişiklikler sonrasında çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben. Takımımız ilk yarıda aslında çok iyi mücadele etmeye çalıştı. Ama rakibimiz merkezi iyi kapattı bugün. Biz de ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle buna karşı önlemler aldık. Neleri daha iyi yapabiliriz diye düşündük. Bizim adımıza çok önemli bir 3 puan oldu. El último partido Vito ha hecho un gol y ahora tú también metiste un gol. Los defensores están contribuyendo mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, qué piensas de eso? Bueno, yo estoy contento porque hemos dejado la portería a cero, porque defensivamente estamos muy, muy seguros y me estoy sintiendo bien en eso. Y luego el tema de meter goles los defensas, pues bueno, también sabemos que tenemos potencial aéreo y tenemos buenos centradores, tenemos creo también una baza ahí muy importante y las estamos aprovechando. Benim aslında bugün maç adına belki de kendi adıma en mutlu olduğum konulardan bir tanesi gollemeden maçı tamamlamamız. Çünkü bir savunma oyuncusu olarak baktığınızda önceliğiniz gol yememek. Gol atabilmek tabii ki çok önemli. Kendi yeteneklerinizin farkında olmak, neleri iyi yapabildiğinizin farkında olmak çok önemli. Ama savunma oyuncuların ilk düşündüğü şey tabii ki takımın gol yememesi ve maçın sıfır şeklinde sonuçlanabilmesidir. Ama gol attığınızda da zaten ayrıca bir mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü yeteneklerimizin farkındayız. Hava toplarında iyi oyuncularımız var, iyi orta açabilen oyuncularımız var. Bunların da etkisiyle, bunları da kullanarak bütün maçlarda takımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama savunma oyuncuların tabii ki ilk önceliği gol yememek oluyor her zaman. Después de Alanya, porque han cambiado muchas cosas. Tres partidos seguidos ganamos, reaccionamos bien, porque tiene mucha experiencia. ¿Qué pasó en ese periodo después de Alanya? Bueno, está claro que creo que estoy pues orgulloso del equipo de cuando hay algún partido que hay un accidente, digamos, ¿no? Que no tenemos un buen día, pues nos reponemos, hablamos las cosas, hacemos autocrítica y al final lo intentamos mejorar, tanto hablándolo con los vídeos como luego en el campo con los jugadores con más experiencia, pues ayudándonos entre nosotros y creo que al final es algo muy, muy importante el hecho de que cuando hay una derrota que no gusta, la reacción que tiene el equipo, creo que dice mucho de todos los compañeros y de todo el equipo y del staff. Aslında bunu bir reaksiyon olarak görebilirsiniz. Çünkü takımımızın gösterdiği bu reaksiyon bizim adımıza çok gurur verici bir reaksiyonu. Çünkü böyle maçlar yaşanabiliyor maalesef. İstemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu maçları bir kaza olarak nitelendirebilirsiniz belki ki bazen başınıza gelebiliyor böyle sonuçlar. Asıl önemli olan bu maçlardan sonra nasıl reaksiyon göstereceğiniz ve neleri nasıl tepki vereceğinizi ölçebilmeniz. Biz de bu maçtan sonra takım arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte oturduk. Bunu videolar üzerinden konuştuk. Saha üzerinde, saha içinde bunların çalışmalarını yaptık. Hem hocalarımızla konuştuk hem takım arkadaşlarımızla neleri de yapabiliriz, neleri düzeltmemiz gerekir, neler çok daha iyi olabilir üzerine konuştuk takım arkadaşlarımızla. Bundan sonra sorusu da aslında reaksiyon gösterebilmekle alakalıydı. Biz de bunu gösterebildik ve iyi sonuçlar aldık arka arkaya. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.